Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında ilk önce %25 oranında zam açıklandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında bu rakama %30'a revize ettiklerini açıklamıştı. Böylece 2023 ilk 6 aylık periyotta memur ve emekli maaşlarına %30 oranında zam yansıtılmış oldu. Yüksek enflasyon oranları alım gücünü düşürmüş durumda. Seçim öncesi ek bir zam elzem oldu. Gerek memurlar gerekse emekliler ek bir zam beklentisi içerisindeler. Kira fiyatları, otomobil fiyatları, gıda fiyatları bu maaşlar ile karşılanabilecek durumda değiller. Memur ve emekli için ev almak ise adeta bir hayal oldu. TESEN, konu hakkında 6 maddelik bir talep listesi oluşturdu yapılan listede memurlara ek 5 bin lira zam ve emekli bayram ikramiyelerinde iyileştirme de var. İşte TEC oluşturduğu 6 maddelik talep listesi. Baskı TEC sen, tüm eğitim çalışanları sendikasından yapılan açıklamada, seçimlerden önce YS personeli, 3600 ek gösterge, maaşlara ek 500 lira, bayram ikramiyesi talebinde bulundu. Kamu çalışanları olarak verilen sözlerin tutulup tutulmadığının takipçisiyiz. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Kamu çalışanlarına 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminden önce partilerce verilen sözler vardır. Bu sözlerin, bu vaatlerin bazılarının hala tutulmadığını, yerine gelmediğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Ramazan bayramı yaklaşırken, emekliler iki yıldır artış yapılmayan bayram ikramiyelerinde yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emekli ikramiyelerinin en az 3500 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Ergün, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, günün koşullarında yetersiz kalıyor bu yıl için ödenecek bayram ikramiyeleri 3500 liradan aşağı olmamalı. Ayrıca, sosyal yardımlar gibi bayram ikramiyeleri sürekli olarak artmalı. En azından tüfeğe endekslenmeli, dedi. Emekli maaşlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ergün, yüzdeli zam, modeliyle maaşlar arasındaki farkın daha da açıldığına dikkat çekti. Ocak ayında emekli ve memur zamlı maaşlarını almıştı şimdi gözler Temmuz ayında verilecek ikinci zamda. Milyonlarca emekli ve memur, 2023'ün Temmuz ayında yapılması planlanan yılın ikinci zammını merakla beklemeye başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise toplu iş sözleşmesi zammına ek olarak enflasyon farkı zammı yapılacak. Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanması ile şimdiye de iki veri hakkında bilgimiz var. Bu da %10 enflasyon farkının oluştuğunu gösteriyor. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının da belli olması ile emekli ve memurun ne kadar zam alacağı ortaya çıkacak. Memur ve emekliler her sene Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki ayrı zamla beraber maaş alıyor. Bu zamlarda en önemli belirleyici enflasyon oranlarıdır. TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranında emekli ve memurlar ek zam alabiliyor. Bunun yanında Temmuz'da memur emeklileri toplu sözleşme zammı da beklerlerken Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 5500 TL'ye çıkarılan en düşük aylıklarının da artacağını ifade edelim. Taban maaş artışlarının uygulanmasında evvela emeklilerin maaşına enflasyon artışı ilave ediliyor. Bu orandan sonra ortaya çıkan meblağ eğer tespit edilen taban maaşlardan az kalırsa seyyanen artışta aradaki fark gideriliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında da işlem bu şekilde yapılmış ve oransal artıştan sonra 5500 liranın altında kalmış olan maaşlar seyyanen artış ile 5500 TL'ye çekilmişti. Böylece ülke çapında en düşük emekli maaşı da 5500 Türk Lirası olmuştu. Yeni gelecek olan verilerde de bu uygulama böyle devam edecek. En önemli veriler Haziran'ın sonunda TÜİK'ten gelecek zam oranları bu verilere göre belli olacak. Ocak zammının %30 gelmesinden sonra ek göstergenin devreye girmesiyle 2023 senesi emekliler ve memurlar için başladığı belirtilerek intibak zammı hakkında araştırmaların başladığı bildirildi. 2023 senesinde memur emeklileri ve memurlar için yapılacak olan toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte 2024-2025 senelerinin zamlarıyla iyileştirilmeleri de bir karara şimdiden bağlanacağı belirtilerek hazırlıkların başlayacağı ifade edildi. İntibak yasasının çıkması durumunda verilen maaşlarda 350 TL'ye varan yükselme olduğu hatırlanıyor ve şimdi de aynı şekilde intibak yasasından yararlanma durumunda ise maaşların bu sefer 1300 TL'ye kadar zam yapılması beklendiği bildirildi. 3500 Türk Lirası olarak verilen en düşük emekli maaşı yeni yılda 5500 Türk Lirası oldu. Böylece en düşük emekli maaşına yapılan %57'lik oran, %54 olan zamlı asgari ücreti geçti. Eşinden ya da babasından dul yetim maaşı alan kişiler için taban maaş uygulaması var. Taban maaş, alınan maaşın hisse oranına göre ortaya çıkıyor ve gerçekleşen yükseliş bu rakama tamamlanıyor. 5500 TL'lik taban maaşa göre dul ve yetim aylığının yeni rakamları değişti. Buna göre %75 maaş alanlar 4125 Türk Lirası, %50 maaş alanlar 2750 Türk Lirası, %25 maaş alanlar 1375 Türk Lirası maaş alacak. Eşinden %75 oranında 3000 Türk Lirası maaş alan kişinin maaşına %30'luk zam yapılacak ve maaş 3900 Türk Lirası olacak. Ancak bu maaş %75 oranına göre belirlenen taban maaşın altında kalıyor. Bu nedenle seyyanen artış olacak ve maaş 4125 Türk Lirası olacak. Yeni yılın ilk gününden itibaren maaş zammı haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zamanın hemen ardından memur ve emekli maaş zamlarını da %30 artış yapılmıştı. Ancak memur ve emeklinin kazanımı sadece bu olmadı. Aynı zamanda maaşı 1125 Türk Lirası yeni zam geliyor memur ve emekli maaşlarını da seyyanen artış olacak. 15 Ocak tarihinden itibaren resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan bu yasaya göre memur ve emekli maaşları artacak. Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun zamandan beri gündeme getirilen emekli maaşlarına seyyanen zam konusu seçim öncesinde bir kez daha konuşulmaya başlandı. Yaklaşan seçimler sebebiyle emeklinin bu talebinin yerine geleceği konuşuluyor. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren seyyanen zam, maaşları en az 1125 Türk Lirası daha artıracak. Üstelik seyyanen zam sadece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi değil, aynı zamanda memur emeklisini de yakından ilgilendiriyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün daha önce yaptığı açıklamada bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir mektup yazdıklarını söylemişti. Emeklinin seyyanen zam beklentisi, şu ana kadar çözüme kavuşmadı ancak seçim öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu da çözeceğini tahmin ediliyor. Türkiye'de milyonlarca emekli yaşıyor ve emeklilerin bazıları emeklilik tarihleri sebebiyle mağdur oluyor özellikle 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşlarına büyük farklılık olması nedeniyle Türkiye Emekliler Derneği devreye girmiş ve hükümetten intibak zammı talebinde bulunmuştu. Seyyanen zam olarak da bilinen intibak zammı için şu ana kadar bir çözüm yolu bulunamadı. Ancak bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olacak olması sebebiyle emekliler son derece ümitti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mektup yazdığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı seçimi öncesinde mutlaka emeklinin mağduriyetinin gidileceğini düşündüklerini söyledi. İlerleyen günlerde yapılacak olan kabine toplantılarında bu konunun da gündeme geleceği tahmin ediliyor.